araba bakılacak. Araba da birine verilmiş. Parçalanmış mı, parçalanmamış mı? İşte işin o kısmı var. Şarkı Karaağaç'taki bağlantılar, işte Mevlüt Uysal. Mevlüt Uysal o gün Ferlüga Hanım'ın kapısına nedeniyle gelen kişi olduğu söyleniyor. Yani hepsinin olayla ilgisine bakılacak ama en baştan da yani babanız arada böyle gazinoya falan da gidiyormuş Mevlüt Bey. Yani böyle gazinomsu yerlere de gidiyormuş Mevlüt amca da Allah rahmet eylesin ama. İşte aslında bu evde para var yani çantada para var mevzusu orada çıkmış. Tabii yani. Ama şimdi şöyle ben dün de bazı izlenimler edindim yani arayanlar oldu. Bu insanlar ta bizim köyümüze babamın köyüne kadar gitmişler yani. Orada da araştırmışlar sormuşlar. Yani parayı nerede tuttuğunu falan öğrenmişler zaten. Tüm bu bilgilere ulaşmışlar. Onun için büyük ihtimal %99 parayı aldılar bunlar yani. Yani öyle bir ihtimal yok bence kafamda da yol. Yani mümkün değil öyle bir şey yapsınlar. Para almadan cinayet işlenmez yani. Hadiselerin normal bugüne kadarki inkişafı gelişmesine göre böyle düşünüyoruz. Aynen. Ama aynen. Olay böyledir değildir, gerçek nedir zaten meydana çıkacaktır. Ha, ama normal gidişatta para almadan öldürülmez diye bir düşünceyi ben demin de söyledim. Aynı şeyi söylüyorum. Bu normal, yalnız bu olay için söylemiyorum. Genel olarak konuşuyorum. Yani bir kişiyi kaçıran kişiler onu öldürmeden evvel esas onların gayesi onun canı değil, onun malıdır. Yani o mala el uzatmadıkları müddetçe cana dokunmamaları gerekir. Ama Asım Bey'in olayında bir istisna olabilir. Yahut da yani, beklemedikleri şekilde yani, şöyle bir istisna olabilir. Öldürürler, parayı alırlar, yakalanalım diye de gelirler Ferluga Hanım'ın kapısını çalarlar. Yani tabii ki böyle yani, bir istisna olmaz olabilir şey yok. Yani tabii ki. Olmaz diye bir şey yok ama tabii iki görüşü de. İki görüşü de dikkate almak lazım. Yani o zaman, zaten hadise bu olayların sonucunda gerçek neyse meydana çıkacaktır. Dolayısıyla yani, aldanmış olabilirim. Kendi görüşümü söyledim. O ayrı konu tabii. Yani valla önemli olan konu yani rahmetliyi öldürenlerin birebir tespiti. Evet. Tabii. Bütün mesele olan konu bu. Nasıl yakalandılar? Evet dediğim gibi aslında... Her zaman söylüyoruz yani operasyonun düğmesine basılması için bir savcılık talimatı da gerekiyor. Savcının da tabii bu talimatı evet bir kız kardeşiniz teşhis etti ama teşhis yani DNA raporunun gelmesi bekleniyordu aslında. Fakat sonra dediler ki biz bu DNA testi raporunu beklemeyelim zaten hani açık ve net ortada. İşte operasyona başlayalım dendiğinde... Medeni Bey az sonra izleyeceksiniz. İşte bir şekilde sarılmış, vedalaşmış, ayrılmış. Murat Bey cep telefonunu prize takmış. Hani ben buradayım demek için kaçmış, uzaklaşmış. Ve iki kafadar ceplerinde 120 lirayla nereye gideceklerini de bilmeden dolaşıyorlar. O sırada Eda Uysal efendim devreye giriyor. Eda Uysal gece saat kaçta şimdi izleriz. İhbar hattımıza bir mesaj attı. Ve işte o mesajla da zanlıların yakalanmasına vesile oldu. Valla bu cinayetteki iki hanımefendinin gerçekten katkısı çok büyük. Eda Uysal'da cesedi bulan Çiğdem Hanım'dan sonra herhalde Sevim Hanım'dan sonra ikinci kahramanı bu konunun Eda Uysal'ı bir izleyelim. Sıkı bir Müge Anlı izleyicisiyim. Sürekli takip ediyorum. Antalya'da olay olduğundan dolayı daha bir fazla takip etmeye başladım. Bir gün baktım ki Medeni adında bir vatandaş bağlandı programa. Yaklaşık 4-5 yıldır tanıyorum kendisini. Tesisatçı olduğunu öğrendim. Oysaki bana asker olduğunu söylemişti. Yalan söylediğini anladım. Bir ihbarda bulundum. İhbarda zaten dile getirmiştim. Daha önce çay alacak parası olmayan bir insan son zamanlarda çok fazla para harcamaya başladı. Bir gece konuştuk bununla ki bana daha öncesinde sormuştu zaten işte Müge Anlı'yı izlemiyor musun? Hayır çalıştığım için izlemiyorum demiştim kendisine ben. Benim başımda çok büyük bir olay var şeklinde falan konuştu. Yok dedim izlemiyorum halbuki izliyorum takip ettiğimden dolayı hani onu rencide etmemek adına aslında böyle bir şey söylemişti. Ben açıkçası Asım amcanın cesedi ortaya çıktıktan sonra Medeni Bey'in sosyal medyasını takip ediyordum. Her zaman online olan insan yaklaşık bir 18-19 saat yoktu ortalıkta. Yok yapamaz diyordum hani bir şekilde kendimi ikna etmeye çalışıyordum çünkü evime giren bir insandı Medeni Bey.
hani bir cinnet anında olabilir ama cesedi ortadan kaybetmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Bugün evime memurlar geldi. En son ne zaman gördüğümü sordular kendileri bana. Dedim ki benimle sürekli görüşmek istiyordu. Ben bir şekilde bu insanla irtibata geçerim. Çünkü biliyordum ki evinde bulunmuyorsa mutlaka kaçacak bir yere ihtiyacı vardı ve kalacak bir yere ihtiyacı vardı. Beni kabul etmemekten başka bir şansı yoktu. Ben Medeni Bey'e ulaşmak için telefonumu açtığımda WhatsApp'ta yaklaşık akşam 20-30 civarında falan çevrim içi olduğunu gördüm. Seninle görüşmek istiyorum dedim. Medeni Bey görüşmeyi kabul ettik. Tamam dedi. Telefonu kapatır kapatmaz zaten emniyetle irtibata geçtim. Müge Anlı'nın ekibiyle irtibata geçtim zaten. Sağ olsunlar anında geri dönüş yapıldı bana. Sonrasında evimin çok yakınında olan bir büfe vardı. Oraya gelmesini istedim ve buraya gelmesini sağladım. Sadece Medeni Bey değil, Murat Bey'in de yanında olup ikisinin bir anda tutuklanmış olması, bu tür insanların aramızda dolaşmıyor olması şu anda bizi bir nevi rahatlatıyor. İnşallah herkes hak ettiği cezayı alır. Kim olursa olsun ihbar ederdim zaten. Bu benim en yakınım da olsa bu böyle olurdu. Herkes de yapmalı. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın hesabı gütmeden empati yeteneğiyle insanlar bir adım daha öne çıkabilir diyorum kadınlar olarak. Biz tek başımıza değil, biz el ele verdiğimiz zaman güçlüyüz. Ben daha önceki ihbarda bulunan ablamıza da çok çok teşekkür ediyorum. Çok da takdir ediyorum. Bir faydamız olduysa ne mutlu bize diyorum. Mutluyum, bir yandan da üzgünüm. Çünkü kimse böyle bir ölümü hak etmiyordu. Her daim takipçisiyiz Müge Hanım'ın. Bugüne kadar çözümlemediği bir olay yok diye düşünüyorum. Yani biz öyle gördük. Belki de çok dikkatli izleyicileri olmasaydı bu bir faile meçhul olarak dosya kapanmış olabilirdi. Ama Müge Anlı sayesinde her daim bir yerlere ulaşılabileceğini ve katillerin cezasını alabileceğini düşünüyoruz. Müge Anlı'ya sonsuz teşekkürler. Gizem Hanım, ben Eda Hanım, ben de size çok teşekkür ediyorum. Eda Uysal Gizem Gündoğdu'nun yanında. Eda'cığım teşekkür ediyorum sana. İyi yayınlar Müge Hanım. Teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Aslında en baştan Medeni Bey sizi de kandırmış yine mesleği konusunda anladığım kadarıyla. Evet, evet. Daha önce de zaten ihbar hattınıza, kendisi programınıza bağlandığı zaman bildirmiştim. Size de emekli asker olduğunu söylemiş. Böylelikle bir güven oluşturmaya çalışmış aslında. Evet, evet. Peki siz sorduğunuzda ne kendisiyle söylüyordu? Kendisiyle çok fazla bir bağlantım yoktu. Çok fazla bir bağlantım yoktu kendisiyle. Ben kendisini Hayvanseverler Camiası'ndan tanıyorum. Ama çok fazla ortamlarda oturup bulunduğumuz olmuştur. Bu sebepten dolayı bir kez kendisi evimi taşıyacağım zaman bana yardımcı olmak istemişti. Bir kez evime gelmişti. Yaklaşık bir yıldır da kendisini görmüyordum zaten. Ama son zamanlarda size de bildirdiğim gibi benimle sürekli görüşmek istediğini söylüyordu. Memur beyler eve geldikten sonra belki bir ihtimal, çünkü ortada yoksa beni kabul edebileceğini, görüşmeyi kabul edebileceğini düşünerek size yardımcı olmak istedim. Kendisine ulaştım, benimle görüşmeyi kabul etti bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Siz tabii ki güven duyduğu, bu işlerin dışında birisi olarak güven duyduğu bildiniz ve gidecek bir yerleri yoktu. Evet. O anlamda da buluşma teklifinizi evet. kabul ettiği görünüyor. Çok teşekkür ediyorum ben size. Buyurun. Ben teşekkür ediyorum. Eda Hanım'a buradan ben de teşekkür etmek istiyorum. Onun medeni cesaretinden dolayı kutluyorum onu. Başsağlığı diliyorum Mevlüt Bey'e teşekkür de. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, gerçekten ben Antalya'da konu işlemeyi şöyle seviyorum. Antalyalılar, hocam hemşehrileriniz her zaman söylerim, çok ilgilidirler. Ve kadını erkeği çok konuşurlar, saklamazlar. Bir şeyler örtbas etmeye çalışmak yerine gerçekleri açıklama yolunda gerçekten çok yardımcı bir halk. Çünkü bir de hava da sıcak ya sanırım. O yüzden insanlar daha dışarıdalar.
ve daha çok olaylara şahit olabiliyorlar. Tabii daha soğukta daha evin içindesin. Tabii. Bazı şeylerden uzaksın ama havanın tabii ılıman olması etkiliyor. Tabii bu mutlaka konuyu da etkiliyor. Ne yalan söyleyeyim yani. Çok teşekkür ediyorum size. Bu arada efendim tabii Eda Hanım bir büfeye randevu veriyor. Diyor ki gelin büfenin orada buluşalım. Emniyet yetkilileri büfenin oraya gidiyorlar. Bir de evet, oradaki büfeci var. Yani büfecinin anlattıkları var. Büfenin sahibi de onu ayarlayayım. Büfenin sahibi de eşiyle konuşmuş. Daha diyor yeni yani konuşmuştuk. Hani ne oldu bu amcanın durumu falan dedik. Bize denk geldi. Birdenbire apar topalar aldılar. Götürdüler. Evet.